Bu hafta bizim çocuklarda farklı bir formatta karşınızdayız. Bildiğiniz üzere genel olarak Avrupa'da ülkemizi temsil eden oyuncuların haftalık performanslarını sizlere ulaştırıyorduk. Bu hafta ise yurt dışında oynayan ve henüz milli takım tercihlerini yapmayan Türk kökenli oyuncuları konu alacağız. Belki de birçoğun ismini yeni yeni duymaya başlıyoruz, belki de hiç duymadık. Fakat Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı kulüpleri bu genç Türk oyuncuları takip ediyor. Barcelona'dan Juventus'a, Bayern'den Manchester City'ye kadar birçok takım Türk oyuncuları radarına almış durumda. Sadece bu kulüpler değil, aynı zamanda ülkemizden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp rotalarını genç oyunculara çevirdi. Gelin bizim çocukların bu haftaki raporunda bu isimlere bakalım. Emrehan Gedikli, henüz 17 yaşında. Bayern Leverkusen U19 forması giyiyor. Santrofor, Almanya U15, 16 ve 17 formaları giydi. Henüz A milli takım tercihini de yapmadı. Bu sezon Bundesliga U17 Gençlik Ligi'nde 14 maçta 17 gol attı. Genç golcü için Chelsea'nin adı geçiyor. Yusuf Barasi, AZ Alkmaar U19 forması giyen 17 yaşındaki oyuncu santrofor olarak görev yapıyor. Hollanda alt yaş gruplarının hepsinde oynadı. Hatta U17'de 8 maçta 5 gol ve 1 asistle önemli bir katkıda da bulundu. Yusuf da henüz milli takım tercihini yapmayanlardan. Bu sezon Hollanda Gençlik Ligi'nde 27 maçta 10 gol ve 2 asistle oynadı. Adnan Uğur, Fortuna Sittard forması giyen 19 yaşındaki orta saha, Belçika alt yaş gruplarının hepsinde oynadı. Bu sezon çıktığı 19 maçta 1 gol kaydetti. Adnan Uğur'u şu anda dünyanın sayılı kulüplerinin scoutları izliyor. Kim mi bu kulüpler? Bizim bildiklerimiz Manchester City, Napoli ve Juventus. Daha bilmediğimiz kaç kulüp vardır siz tahmin edin. Şahverdi Çetin, son olarak Frankfurt forması giyen ve sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki ön libero, Almanya alt yaş gruplarının hepsinde forma giydi. Şahverdi Çetin ismi ülkemizin takımlarından Beşiktaş ile anılıyor. Kim bilir, belki de yabancı sınırının geldiği Süper Lig'de Beşiktaş genç oyuncuyu kadrosuna katabilir. Yusuf Demir, Rapid Wien'in 17 yaşındaki genç yeteneği bu sezon 6 maçta 1 asist yaptı. 10 numara, forvet arkası ve sağ kanat olarak oynayabilen oyuncu, Avusturya U15 ve 17 formaları giydi. Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için Barcelona, Monaco, Dortmund ve Roma gibi köklü kulüplerde sıraya girmiş durumda. Ayrıca Galatasaray'da Fatih Terim'in de bu genç oyuncuyu takip ettiği biliniyor. Ercan Kara, Rapid Wien'in 24 yaşındaki golcü oyuncusu. Bu sezon 27 maçta toplamda 18 gol ve 4 asistle oynadı. Golcü oyuncuyu Avrupa'nın sayılı kulüpleri yakından takip ediyor. Melih İbrahimoğlu, 20 yaşındaki oyuncu da Yusuf Demir ve Ercan Kara gibi Rapid Wien forması giyiyor. Orta saha olarak görev yapan Melih bu sezon 4 maçta 1 asistle oynadı. Avusturya U20 forması giyen oyuncunun adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılıyor. Levent Mercan, Schalke forması giyen 19 yaşındaki orta saha bu sezon 11 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Genç oyuncu Almanya U20 formasını da 2 kez giydi. Can Bozdoğan, 19 yaşındaki oyuncu Ozan Kabak, Ahmet Kutucu ve Levent Mercan gibi Schalke forması giyiyor. Bu sezon 19 maçta 4 gol ve 3 asistle oynayan orta saha Almanya alt yaş gruplarının hepsinde forma giydi. Naci Ünüvar, 17 yaşındaki oyuncunun adını hepimiz defalarca duymuşuzdur. Ajax U21 forması giyen genç oyuncuyu dünyanın dev kulüpleri de kadrosuna katmak istiyor. Hollandalılar da bunu bildiği için sol kanat ve forvet arkasında görev yapan 17 yaşındaki Naci'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattılar. Başarılı oyuncu Hollanda alt yaş gruplarında forma giydi. Bu sezonda toplamda 25 maçta 9 gol ve 6 asistle oynadı. Naci Ünüvar için bu sezonda oynadığı bir maç çok önemliydi. Hangi maç mı? Tarihe geçtiği karşılaşma. Ajax'ın evinde Spakenburg'u 7-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna dahil olan ve 86. dakikasında takımı adına bir gol kaydeden Naci Ünüvar, attığı penaltı golüyle Ajax tarihinin hem resmi bir maçta forma giyen hem de gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu. Naci Ünüvar'ın adını daha çok duyacağız gibi geliyor. İsimlerini saydığımız bu oyuncular gibi daha birçok yıldız adayı bulunuyor. Biz sadece birkaç tanesini anlatmaya çalıştık. Burada asıl önemli olan detay, daha önce elimizden kaçırdığımız ve keşke bizi seçseydi dediğimiz Mesut Özil gibi, İlkay Gündoğan gibi oyuncuları elden kaçırmamak. Milli takımımız için bu tarz oyuncuların gelecekte çok önemli yere gelmesini umut ediyoruz. Umarım ki Ay Yıldızlı bayrağın altında sayısız başarıları Merih gibi, Cengiz gibi, Hakan gibi, Çağlar gibi ve isimlerini sayamadığımız birçok genç yıldız adayı gibi oyuncularla beraber yaşarız.